Ay senin mutfağından selamlar. Bugün size herkesin evde kolay bir şekilde yapabileceği pizza yapacağım. Öncelikle hamurumu hazırlıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini söyleyeceğim. Ben organik tam buğday unu kullanacağım arkadaşlar. Sizler tabii ki beyaz un da buğday unu kullanabilirsiniz. Daha sağlıklı diye ben bunu tercih ettim. Bir bardak unumu içine ilave ediyorum tabağıma. Benim elimde olan un 3,5 su bardağı kadar çıktı. Şimdi malzemesini ona göre ilave edeceğim. Ortasını açıyorum. Gördüğünüz gibi. Öncelikle içine kuru maya kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı şeker ve tuz beraber içine ilave ettim. Bir yumurta kırıyorum. Bir bardak süt. Süt, ılık süt olarak kullanıyorum arkadaşlar. Çok sıcak olmamasına dikkat edin. Daha sonra da aldığı kadar içine su ilave edeceğim. Yavaş yavaş, çünkü hamurumuzun çok cıvık olmasını istemiyoruz. Çok katı da olmasını istemiyoruz. Tam orta bir halde olacak. Ve suyumu azar azar ilave ediyorum. Tabi beyaz unla yaparsanız bu içine kattığım sıvı daha farklı da olabilir. Az veya daha çok alabilir. Bunu sizinle paylaşacağım. Sonunda ne kadar su kullandığımı. Ve yarım çay bardağı kadar da göz kararı koyuyorum. Sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullandım. 3-4 dakika kadar iyice yoğuruyorum arkadaşlar. Ne kadar yoğurursanız, görüyorsunuz hafif bir yapışkanlığı var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum hazır. İçine bir bardak süt, bir yumurta, sıvı olarak söylüyorum. Ve su miktarım da aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Tabii ki bu sizde farklılık gösterebilir ununuza göre. Ben tam buğday unu kullandım organik. Ve şimdi bunun ağzını poşeti geçiriyorum. Streç finle de kapatabilirsiniz. Şu an daha pratik olsun diye. Ve kabım da var. Kapağı. Kabımızın kapağı da var. Bunu bir 40 dakika kadar hamurumuzu dinlendiriyoruz mayalanması için. Bu arada ben de malzemelerini hazırlamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuz hazır, mayalanmış. Evet, güzel bir hamur olmuş, yumuşacık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önce tezgahıma unumu septim. Hamurumu görüyorsunuz nasıl güzel olduğunu. Şimdi hamurumu ikiye bölüyorum. Tabii siz yapacağınız kalınlığa göre bu değişir. Evet, gördüğünüz gibi. Diğer hamurumu dinlenmeye bırakıyorum.
kendindensiniz birini yaparken. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurumu açacağım. Ve hamurumu açıyorum. İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kolay bir şekilde hamurumuz açılıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum güzel bir şekilde açtı. Evet arkadaşlar, hamurumuz tamamdır. Şimdi tepsimi alıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içine aldım. Şimdi malzemelerimi gösteriyorum. Siz tabii farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Sade kaşarlı domatesli de yapabilirsiniz. Önce fırına atıyorum. Bir 10 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pizzamız pişti. Ben fırına vermeden önce hamurumuzu şu şekilde eğer delerseniz bu şekilde şişme olmayacaktır. Çünkü mayalı olduğu için şişme yapıyor. Ben unutmuştum ama sakın siz unutmayın. Bu şekilde deliyorsunuz arkadaşlar. O zaman hiçbir şekilde hamurunuz kabarmayacak. Şimdi ben daha önceden kendi hazırladığım domates sosum var arkadaşlar. Bunu bir güzel üzerine bu şekilde her yerine sürüyorum, yediriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi her yerine ama. Her yerine sürdük sosumuzu. Eğer domates sosunuz yoksa 3 tane domatesi rendeleyip o şekilde de içine baharatlar koyarak, kendi isteğinize bağlı tabi baharatlar ve miktarı, o şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isteğe bağlı mantar da koyabilirsiniz aralarına. Tamamıyla tercih size bağlı. Domates dilimleri de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve yeşil köy biberlerimden de koyuyorum. Görselliği güzel oluyor böyle. Kırmızı biberlerimizden de. Dolu dolu bir pizza oldu arkadaşlar. Ve zeytinlerimi koyuyorum. Tabii ki tamamıyla isteğe bağlı. İsterseniz koymayabilirsiniz de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi görüntü şimdiden muhteşem oldu. Ve ısıtılmış fırınıma veriyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi pizzamız nefis görünüyor.
Evet arkadaşlar, benden de bugünlük bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açmayı, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.